İzmit merkezine bağlı köylerde tarım, çiftçilik ve hayvancılık yapan kadınlar İzmit Ziraat Odası bahçesinde kahvaltıda bir araya geldi. İzmitli kadın çiftçiler TV41 kameralarına çalışmalarını, hedeflerini ve desteklerin devamını, destek oranlarının artması halinde üretiminde artacağını açıkladı. Ziraat Odası'nın destek olmak için çiftçi bayanlar olarak burada Ziraat Odası'nın bize çok güzel destekleri var. Biz de hep beraber kahvaltı programında buluştuk. Bugün burada güzel bir başkanımız sayesinde kahvaltı yapacağız. Solaklar Köyü'nden katılıyorum, Gül Ataman. Biz burada Ziraat Odası'nda Sayın Yusuf Başkanımızla birlikte çok güzel her zaman böyle organizasyonlar yapıyoruz. Piknikler, işte geziler, kahvaltılar, birliğimiz, beraberliğimiz her daim devam ama üretmeye de devam. Hani sorunlarımız şöyle, büyüklerimiz zaten sorunlarımızı bizim bilirler. Ama yani biz desteklerimizi alıyoruz mesela büyük şehrimizden olsun, devletimizden olsun. Biraz yem pahalı, mazot pahalı tabii ki. Bunları da es geçmemek lazım ama şimdi yani elimizden geldiği kadar hayvancılığı devam ettirmek istiyoruz. Yusuf Başkanımız eksik olmasın. Gerçekten bizi bir araya getiriyor her zaman yanımızda. Biz ama bayanlar olarak da çok güzel bir kenetlenme oluşturduk, birlik oluşturduk. Bu birliğimizin de devam etmesi için, böyle pekiştirmek için güzel organizasyonlar yapıyoruz. Bunlar bize bir nüans oluyor, bir dokunuş oluyor. Tabii ki büyüklerimizin sayesinde, başkanlarımızın sayesinde birliğimiz devam ediyor. Biz de üretmeye devam edeceğiz inşallah. Başkanımız Tahir Büyükak'ın öncülüğünde tabii ki kadınlarımızın, üreten kadınlarımızın, kadın çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Her zaman yanında olmaya devam edeceğiz inşallah. Deprem bölgesi Hatay'dan ilimize gelin gelen Fatma Gül, gelin geldiği Akmeş'e bağlı köyünde gül bahçesi oluşturduğunu, Kocaeli genelinde benzer gül bahçesi olmadığını açıkladı. Akmeş'e güvercinin köyünde de gül yetiştiriyoruz. Yaklaşık 2 sene falan oldu. Evet, Kocaeli kez gül biz yetiştiriyoruz. Şimdi bir 750 tane fidemiz var. Umarım Ziraat Odamızın yardımlarıyla da bir gül serası kurmaya hazırlanıyoruz. Bu şekilde bugün de burada her zaman yaptığımız organizasyonlardan birisi için geldik. İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, TV41 kameralarına İzmit'e bağlı köylerde tarım, çiftçilik ve hayvancılık yapan kadın çiftçilerimizin başarıların devamı için desteklerin devamı ve artmasını bekliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ına teşekkür ediyoruz dedi. Bizim görevimiz zaten Ziraat Odası'nın çiftçiyle devlet arasında köprüyüz. Önemli olan üretici olan çiftçilerin, tarımsal faaliyet alanında olan çiftçilerimizi, bayanlarımızı bir yere getirmek ve bunlarla ilgili daha neler yapabiliriz, daha ne etkinlikler, tarımsal faaliyetlerde biz bunları yukarıdaki yerel yönetimlerle proje kapsamında kendilerini bunları sunmak. Tabii biz burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu Tarım Bakanlığı'nın ayrıyetinde %75 hibelerin %100 hibe kapsamında olan akaryakıtlı gübreydi. Tabii bunları sayarsak tarımın her kademesinde hepsinden faydalanıyoruz. Tabii burada yeter ki bizim üretici bulmamız lazım oluyor. Bizim tek derdimiz üretici bulamıyoruz. Üreticiden sıkıntımız var. Biz üretin, yeter ki maddi işte üretimin her türlü kapsamında giren girdi maliyetlerini ne kadar aşağı düşürürsek bunları destekleme amacında yerel yönetimlerden biz bunların işini yapıyoruz. İzmit merkeze bağlı köylerden burada çiftçi kadınlar, bak köy peyniri ne güzel. Evet, bir araya geldiler. Herkes kendi imkanlarıyla köylerde, evlerinde, yaylalarında yapmış olduğu ürünleri burada şimdi düzenlenen kahvaltıda ikram edecekler. Ve biz birlik beraberlikten yanız diyor İzmitli çiftçi kadınlar. Bizler üreteceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki destekler devam etsin. Ahmet Sezgin, TV Haber, İzmit Ziraat Odası.